CNET marka router'ımızın merkezi sistem kurulumunu anlatacağız. LAN kablomuzu router'ımızda LAN 1'e takıyoruz. Diğer ucunu ise bilgisayarımızın LAN girişine takıyoruz. Router'ımızda LAN ışığımız yandı. Onu kontrol ediyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza geçiyoruz. Bilgisayarımızda adres barına 192.168.10.1 yazıyoruz. Enterliyoruz. CNET router'ların default varsayılan IP adresi 192.168.10.1'dir. Daha sonra kullanıcı adı bölümüne next şifreye next yazıyoruz. Bunlar default kullanıcı adı ve şifredir. Next next giriş butonuna tıklıyoruz. Daha sonra üstte yer alan sihirbaz bölümüne girip buranın bağlantı modunun PP olduğunu kontrol ediyoruz. Burası seçili olacak. Daha sonra PPP ayarları var. Buraya kullanıcı adı bölümünüze örnek Ahmet Usta Yakanet yazıyoruz. Bu sizin kendi kullanıcı adı ve şifreniz olması gerekiyor. İnternete bağlanmak için. Şifrenizi giriyoruz. Örnek veriyorum 4567. Girdikten sonra bir sonraki butonuna tıklıyoruz. Şunu kapatalım. Wi-Fi işlemimizi değiştiriyoruz. Yakanet Wi-Fi yapalım. Şifreleme türüne gelip WPA2IS seçiyoruz. WPA2IS. Daha sonra buraya şifre yazıyoruz. 2514 2536 şeklinde örnek bir şifre yazıyoruz. İstediğiniz şifre yazabilirsiniz. Bir sonraki butonuna tıklıyorum. Ayarları bize gösterdi. Bu şekilde yapacağım diye. Değişiklikleri uygula butonuna basıyoruz. İşlem bu kadardır. Modemimiz açılıyor. İnternete girmek için ise gelen kabloyu merkezi sistem olduğu için buraya takmanız gerekiyor. Apartmanda gelen kabloyu WAN bölümüne, şurada gösteriyorum. WAN bölümüne takmanız gerekiyor. WAN'a takıyorsunuz. İnternet ışığımız yandı. İnternet ışığı yanıp Wi-Fi'yi kontrol edip internet geldi mi gelmedi mi internete çıkıyorsunuz. Bu kadar.